Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Biliyorsunuz ki birçok arkadaşımız bu dönemde yaz aylarına doğru Devlet Konservatuarı Tiyatro Yetenek Sınavı'na hazırlık yapıyor. Ve bu süreçte bütün oyuncu adayları bir yandan da neler yapması gerektiğini ve nasıl yapması gerektiğini düşünüyor. Bu hazırlıklar, oyunlar dışında ve ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki, hocam Devlet Konservatuarı tiyatro bölümlerini neye göre tercih etmemiz gerekiyor? Birçok farklı şehirde konservatuar var. Önceliğimizi nasıl belirlemeliyiz? Arkadaşlar, önce size kısa teknik bir bilgi vereyim. Başta İstanbul, Ankara, İzmir 9 Eylül olmak üzere Eskişehir, Adana, Trabzon, Antalya gibi birçok şehirde dahil olmak üzere toplamda 20'ye yakın büyük şehirde ülkemizde Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü var. Pek tabii ki oyuncu adayları hangisini seçeceğini düşünmeye başlıyor. Ben bu konuda nacizane eğitmeniniz olarak size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bunlardan birincisi öncelik olacak. Arkadaşlar, şunu kabul etmemiz gerekiyor ki oyuncu adayları konservatuardan mezun olduktan sonra pek tabii ki meslek gereği tiyatro oyunlarında yer almak istiyorlar. Dizi filmlerde, sinema filmlerinde oynamak istiyorlar, reklam filmlerinde oynamak istiyorlar ve ekstra oyunculuğa dair her alanda iş yapmak istiyorlar. Bu anlamda düşününce pek tabii ki İstanbul bu işin daha büyük bir merkezi. Yani Devlet Konservatuarından mezun olan birçok arkadaş burada daha rahat iş imkanı bulabiliyor. Dolaylı yoldan Ankara Devlet Konservatuarı'nı, yani Hacettepe ve İzmir 9 Eylül'de buna örnek olarak gösterebilirim. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama bu şu anlama gelmesin. Yani İstanbul'da bir devlet konservatuarından mezun olunca hemen çok büyük işler yapacaksınız. Tiyatrolarda başroller oynayacaksınız ya da dizilerde, filmlerde çok iyi roller oynayacaksınız. Çok güzel işler yapacaksınız anlamına gelmiyor. Ben sadece işin mantığını size birazcık anlatmaya çalışıyorum. İstanbul'un hem büyük şehir olmasından kaynaklı hem de sanayinin, iş dünyasının burada olmasından kaynaklı genelde yapım şirketleri burada oluyor. Genelde büyük tiyatrolar İstanbul'da oluyor ve pek tabii ki dolaylı yoldan Ankara'da ve sonra İzmir'de olabiliyor. Ama İstanbul bu işin birkaç adım daha önünde ve burada oyuncular adına her zaman daha fazla yükselme şansı var, daha fazla iş imkanı var. Bunun dışında da şöyle bir sebep var. İstanbul Devlet Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı ve yine dolaylı yoldan İzmir 9 Eylül Devlet Konservatuarı çok önceden açılmış konservatuarlar. Yani geçmişleri var. Uzun yıllar boyunca birçok oyuncu yetiştirmişler. Bugün ekranlarda gördüğünüz, tanıdığınız birçok oyuncu bu konservatuarlardan mezun olmuş oyuncular. Hatta birçok eğitmen, birçok hoca da yine bu konservatuarlardan mezun olmuş hocalar ya da eğitmenler. Onlar da zamanında bir oyuncu adayı olarak burada çok güzel bir oyunculuk eğitimi aldılar ve meslek hayatlarını her alanda devam etmeye çalıştılar. Yani birinci sıralamada öncelik, eğer imkanlarımız uygunsa, İstanbul, Ankara ve İzmir olmalı arkadaşlar. İkinci sırada da sayı meselesi önemli, çünkü amacınız her okulun sınavına girip kendinizi denemek olmamalı. Yani kendi içinizde özellikle eğitim almak istediğiniz okulu çok iyi tercih etmeniz gerekiyor. Mesela bunlardan belki işte 20'ye yakın konservatuardan belki birkaçını tercih edersiniz ama en fazla bu sayı 4 ya da 5 olmalı. Çünkü her birinin de en az 2 aşamadan oluşan
bir sınavı olacak. Hepsine yetişmek belki mümkün olmayabilir. Bir de çok daha fazla okulun sınavına girmek demek daha fazla kazanmak anlamına gelmiyor. Ya da daha fazla tecrübe kazanmak anlamına gelmiyor. Önemli olan istediğiniz okulun sınavına girebilmeniz, orada başarılı bir performans ortaya koyabilmeniz olacak. Bu yüzden de çok fazla bölünmemenizi, bu anlamda kendi hedeflerinizi daha iyi belirlemeniz gerektiğini düşünüyorum. En fazla 4-5, normalde 2-3 okulu hedef olarak seçebilirsiniz. Bir diğer konu tabii ki koşullar. Haklı olarak farklı şehirlerde oturan arkadaşlarım var. Diyorlar ki hocam hani güzel söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz büyük şehirleri ama bizler neler yapabiliriz? Hani ailesi izin vermeyen var, başka şehirde yaşamasına kazansa bile, ne bileyim maddi koşulları uygun olmayan var, bireysel olarak kendi yaşadığı şehirden ayrılmak istemeyen, başka sebepleri olan arkadaşlarım da var. Arkadaşlar, yani sadece birkaç okul iyi, diğerleri kötü anlamında konuşma yapmıyorum. Sadece işin iç yüzünü birazcık sizlere anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün bir Eskişehir'den de mezun olan ya da bir Adana Çukurova'dan ya da başka bir konservatuardan, Antalya'dan mezun olan çok başarılı öğrenciler de var. Onlar da İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, hatta Türkiye'nin muhtelif yerlerinde çok başarılı tiyatro oyunlarında yer alıyorlar. Çok iyi oyunculuk gösteriyorlar. Dizilerde ve sinema filmlerinde oynayabiliyorlar. Yani bu bir kriter değil. Sadece öncelik olarak belirtmiştim. Bu yüzden eğer koşullarınız başka bir şehire gitmeye çok uygun değilse, yani bahsettiğim şehirlere çok uzak yerlerde ikamet ediyorsanız, oturuyorsanız, böyle bir takım özel sebepleriniz varsa arkadaşlar, size en yakın şehirdeki ya da kendi bulunduğunuz şehirdeki devlet konservatuarı tiyatro bölümünü tercih edebilirsiniz. Sonuçta ne olursa olsun her konservatuar sizin adınıza iyi bir seçim olacaktır. Çünkü hepsinin, emin olun, araştırdığınız zaman göreceksiniz, çok iyi eğitmenleri, tecrübeli hocaları var ve gerçekten hepsi size çok şey öğretebilecek çok kıymetli akademisyenler aynı zamanda. O yüzden okullarda bu kadar keskin ayrımlar yapmak pek sağlıklı değil. Kendi koşullarınıza uygun yakın bir şehirdeki ya da kendi yaşadığınız yerdeki bir konservatuarı pek tabii ki tercih edebilirsiniz. Bir diğer konu arkadaşlar, hedef belirleme olacaktır. Yani aslında şu okulları tercih edeyim, şu okulları tercih etmedim çünkü bu yüzden, ya da bence bu okul olsun ama şu okul da olabilir gibi fikir yürütmek yerine, gerçekten nasıl bir eğitim almak istiyorsanız önce bir kendinizi dinleyin. Hazırlığınızı yaparken de o süreçte şunu düşünün. Hangi eğitim bana daha uygun, hangi okulda eğitim alırsam daha mutlu olurum, daha iyi bir eğitim almış olurum ve oyunculuk adına kendimi daha geliştirmiş olurum, daha güzel işler yapabilirim. Bu sorulara cevap ararken çok iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Yani diyelim ki bir okul tercih ettiniz, o okulun hocaları kimler? O sene hocalar derse girmeye devam edecek mi? O okuldaki prosedürler neler? O okuldaki katılım koşulları neler? Ders ortamı nasıl? Mümkünse öğrencilerden de bu konuda bilgi alın. Yani öğrenciler mutlu mu? Yeni girenler neler hissediyor, neler yaşıyor, dersler nasıl geçiyor? Eğer mezun olan bir öğrenciyle konuşma şansınız varsa da ona nasıl bir eğitim olduğunu sorup bu konuda çok güzel araştırmalar yapabilirsiniz. Gözlemlerde bulunabilirsiniz. Ve bunu sosyal medyadan, yazılı görsel basından ve tabii ki o okulun daha önce yetiştirdiği öğrencilerden de takip edebilirsiniz. Yani kendinize göre bir hedefiniz olması gerekir. Dersiniz ki şu iki okul benim için öncelikli tercih, çünkü orada şu tarz akademisyenler var, muhtemel böyle bir eğitim anlayışı var. Çünkü şu sebeplerden oradaki konservatuar benim gibi bir oyuncu adayı için çok daha uygun diyebilirsiniz. Yani hedef belirlemede bu işte her zaman önemli olacaktır arkadaşlar. O yüzden Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü yetenek sınavına hazırlanırken lütfen bu kriterleri güzel bir şekilde değerlendirin. Önceliklerinizi belirleyin. Sayı olarak belli bir sınırda tutun. Uygun koşullara göre bu okulları tercih edin ve eğitim almak istediğiniz okul hakkında gerçekten çok iyi araştırma yapın arkadaşlar.
O zaman yapacağınız seçimler çok daha sağlıklı olacaktır. Sonraki süreçte hazırlığınızı yapın, elinizden gelen en iyi performansı gösterin, keyifli oyunlarınızı sergileyin, sonrasını akışına bırakın. Çünkü siz normal sınav hazırlanmak dışındaki hazırlığı da artık yapmış bulunmaktasınız. Bundan sonra artık işin nasıl geliştiğini siz de yaşayacaksınız. Bundan sonrasını kimse bilemez ama bu anlamda iyi hazırlık yapan, iyi bir strateji belirleyen öğrencilerin çok daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Evet değerli arkadaşlar, nacizane eğitmeniniz olarak Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü seçiminde nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini sizlere aktarmaya çalıştım. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.